Peki bu süreç ne kadar sürüyor? Hastanın tedavi süreci ne kadar sürüyor hocam? Genelde ilaç tedavisi tabii birkaç ay gerekiyor. Aynı radyoaktif iyot da bir 3-6 ay falan gerekiyor. Eğer bunların sonucunda başarılı olunamazsa da cerrahi denenebiliyor. Ameliyat sürecine Evet, giriyorlar. evet. Peki hocam, tiroid nodülleri hepsi kanser midir? Yani evet, şimdi daha çok hipertiroididen bahsettik. Yani tiroidin çok çalışmasından. Evet. Bir de tiroid nodüllerinden de bahsedebiliriz. Tiroid nodülleri, nodül bildiğiniz gibi bir tümör kitle aslında. O tiroid bezinin büyümesi. Bunlar bazen çok masum da olabiliyor. Bazen çok çalışabiliyor, bazen az çalışabiliyor. Ve bunların yani kanser olmasa bile %5'i daha sonra kanserleşebiliyor. Tabii ki tiroid nodülleri hepsi kanser değil. Bunlardan muhakkak bir bakmak gerekiyor. Ama muhakkak bütün tiroid nodülleri inceleme gerektiriyor. Bir kişide tiroid nodülü var ise muhakkak biyopsi yapılıp patolojisi değerlendirilip ona göre yol izlenmesi gerekiyor. Çok çalışıyorsa belki işte ameliyatla onun çıkartılması gerekebiliyor. O zaman işte demin dediğimiz hipertiroidi bulguları azaltılabiliyor. Ve daha sonra da kanserleşme riski de var bu nodüllerin. O yüzden genelde ameliyatla alınıyor Yani bu. hastalar panik yaratmalı mı? Bu Yok, kanser yok, yok. oldum, işte vücuduma yayılabilecek ya da Yok. başka bir Yani zaten yerde. tiroid kanserlerinin büyük bir kısmı işte bu özellikle papiller ve foliküler kanser dediğimiz yani 3-4 tipi var tiroid kanserleri. Bunların büyük bir kısmı aslında çok böyle aşırı habis değil. Yani çok hızlı ilerleyen kanser türleri değil. Genellikle tedavileri çok İyi mümkün. huylu kötü huylu diye Yani ayrılıyor kötü mu huylu burada da? ama yani kötü huylunun iyisi büyük bir kısmı. O foliküler ve dediğimiz kanser türleri. Onların içlerinde bir medüller kanser tipi var. Biraz daha o biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Biraz daha hızlı yayılabiliyor. Bir de çok nadir gözüken andiferensiye tiroid kanseri dediğimiz bir kanser türü var. Çok nadir gözüküyor. O biraz daha çok daha hızlı ilerleyebiliyor. Ama dediğim gibi %70-80'i genelde çok hızlı ilerlemeyen kanser türleri. Zaten nodülle hemen tespit edildiği zaman bunlar işte biyopsi yapılıyor. İşte MR'lar ya da PET yöntemleriyle işte lenf notlarında yayılma var mı ya da başka yerde yayılma var mı yok mu onlara bakılıyor. Biyopsi yaptıktan sonra da o lenf notlarına beraber varsa lenf notları onlarla beraber ameliyat ediliyor. Yani Yani panik sonuçları yaratılmaya genelde gerek yok 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 çok yani. Diğer panik olmaya kanser gerek türleri yok. kadar tehlikeli bir kanser türü Değil değil değil. mi? Yani %70-80 biraz iyi. %20'lik bir kısmı hani biraz da hızlı seyredebiliyor. Risk sektörü. Ama onlar da dediğim gibi erken teşhis konduktan sonra çoğunlukla sonuçları çok